Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım muhteşemsinizdir. Bugün sizlerle Şubat 2023 Yay burcu kadınlarının enerjilerini yorumlayacağım. Bakalım hangi gezegenin enerjisinde olacaksınız? Kartlarımız bize neleri tavsiye edecek? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler. Biz de bunlara göre gardımızı alacağız tabii ki sevgili arkadaşlar. Amacımız bu zaten. Önceden bilelim ki nelerin olacağını. Hani bile kartlar söylesin. Biz de ona göre durumumuzu ayarlarız. Yani amacımız ne başka, değil mi? Haydi gelin başlayalım. Çiftimizi şöyle alalım birazcık. Bakalım hangi gezegenin enerjisinde olacakmışsınız. Bir tane de Osho'muzdan alıyoruz. Ben daha şimdiden size bir şey söyleyeyim. Mart ayını merak etmeye başladım. Yuh diyeceksiniz artık bana. Yani ne yapayım, hani böyle insan işte bu işlere de başlayınca böyle oluyor. Hani mümkün olduğu kadar haberdar etmek istiyorum. Şöyle olacak, böyle olacak arkadaşlar. Bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım diye. Tellal gibi ben. Haber tellalı. Evet. Hadi bakalım. Osho ne söylemiş bize? Sorgulama. Hiçbir şeyi sorgulamıyorsunuz. Çok zihin çalıştırmışsınız. Birazcık dinlenmeye ihtiyacınız var. Bakın artık çaydanlıktan kan damlıyor, görüyor musunuz? Yani keyfiniz kaçmış. Keyfiniz hiç yok hatta. Oh çok güzel. Şems geldi. Yani güneş. Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego, baba figürü. Şimdi bakalım burada baba figürünü verecek mi? Biraz baba figürünün sizi tuttuğunu hissettim. Güzel, çok güzel şansınız var. Babadan ya şanslısınız ya da baba enerjisi sizi tutuyor. Belki de doğum haritanızda bir kare açısı vardır. Güneşin belli olmaz. Belki baktırdıysanız bilirsiniz. Evet, burada da bir güneşimiz geldi. Gece gündüz. Yani eril dişil denge. Bakın yaşça büyük bir eril enerjinin etkisi altındasınız. Size hep söylediği bir şeyler var. Evet, başlatma. Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik başlıyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki de bilge insanlarsınız. Zaten bir ateş kadınısınız. Ve adam, evet, bilge adam, bilgelik, olgunluk, yaşça veyahut da fiziken büyük bir erkeğin sözünün geçmesi. Bakın baba figürü. Bakalım nasıl devam edeceğiz. Oo bakın, ikisi de gece gündüz yin yang, ikisi de eril dişil denge. Çünkü kalbiniz çok kırılmış, çünkü çok sorguluyorsunuz, ben anlamıştım zaten. Sorgulayan kadının kalbi her zaman kırık kadındır. İşte ne yazık ki. Bakın nasıl hayal kırıklığına uğradığınız bir konu var. Ama merak etmeyin, kutlamalar sizden yana olacak. Şimdilik sanki roundu kaybetmişsiniz gibi hissettim ama maç daha bitmedi sevgili arkadaşlar. Siz bir yay kadınısınız, sakın unutmayın. Pekala. Kartlarımı aldım, bakın nasıl da karıştırıyorum şimdi, merakım geldi. Şimdiden karıştırayım bakayım. Peki. Burada dediği gibi birazcık keyfiniz kaçmış. Çok sorgulamışsınız. Bakın kalbiniz çok kırık ve hayal kırıklığına uğradığınız bir
ayı getirdiniz. Yani sanki Ocak'tan da gelmiş olabilir bu. Veyahut da Şubat'ın ilk haftasında, ilk 10 gününde olacak olabilir. Ayın 12'sinden sonra her şey değişiyor. Bakın, eril dişil dengeye iki tane kartımız geldi. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Ben bunu çok severim. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Zihninizi susturmaya, fiziki. Bakın, burada bir meditasyon yapan birisi var. Siz de yapabilirsiniz veyahut da size göre dinlenmek neyse onu yapabilirsiniz. Örgü örebilirsiniz çok istiyorsanız, hani o sizi dinlendiriyorsa, veyahut da komik bir film seyredebilirsiniz veyahut da doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz ki bu kutlamanız zaten olacak, hiç merak etmeyin. Beklediğiniz bir şey mi var acaba Şubat ayında gerçekleşmesini istediğiniz veyahut da birisinin gelmesini mi istiyorsunuz? Gelmesini istediğiniz sanki birisi var ve o da gelecek. Hem de Şubat'ın 6'sından sonra veyahut da 16'sı. Peki, bir başlatma enerjisindesiniz. Kendinizden yaşça büyük birisiyle bir başlatma enerjisinde olabilir misiniz? Ya da size artık başlamanız gerektiğini mi söylüyor bu kişi acaba? Bu başlatma enerjisi neyle alakalı? Evet, elinize bir fırsat geçecek sevgili arkadaşlar. Konunuz her neyse. İster aşk olsun, ister iş olsun, ister sağlık olsun. Bir fırsatınız olacak ama elle tutulur, gözle görülür, sağlam bir fırsat olacak bu. Öyle havada kalacak bir söz değil veyahut da havada kalacak bir fikir değil. Mutlaka bu işi yürürlüğe koyacaksınız. Yani yapabileceğiniz, sizin de aklınızın yatacağı bir şey bu. Sizinle beraber herkesin de bunu onaylayacağı bir şey. Peki, neyle alakalı daha çok? Bakın, Koç Aslan Yay kadını temsil eden Değnek Kraliçesi geldi. Bu sizsiniz o zaman. Sizinle alakalı, sizin kendinizle alakalı. Kalbiniz niçin kırılmış soralım mı? Hadi, niçin olmuş soralım. Evet, bir şeyler yıkılmış. Gördünüz mü? Bir şeyler yıkılmış ama iflas etmiş de olunabilir. Çünkü bu iflas karttır. Yani eğer ki aşk hayatınız güzel gidiyorsa, iş hayatınızda bir durum olmuştur büyük bir ihtimalle. Bir şeyler, bir kule anını yani yaşamışsınız, bir yıkım olmuş burada. O. Peki, ne oldu benim güzel arkadaşıma böyle? Tabii ki de bakın, siz bir imparatoriçesiniz. Çok güçlüsünüz ama şu anda ne algıladım biliyor musunuz? Sanki sizin kalbinizi bir kadın da kırmış olabilir. Bir kadının gücü. Ya da bu sizsiniz. Siz aslında çok güçlüsünüz. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Hani kan kustum, kızılcık şerbeti içtim derler ya. Hani o tarz insanlarsınız sanki. Sorununuz neydi? İlahi adalet geliyor. Bakın, kartlar konuşmuyor. Sorununuzu söylemiyor. Ama ilahi adalet gelecek diyor. Adalet tecelli. Şu geldi mi? Ben hemen korkarım. Yani korkarım derken karşı taraf için korkarım. Ha, şimdi gördün. Şimdi kılıcı al bakalım. Acaba bu kılıçla nereden vurulacaksın diye böyle bir şey söylerim yani. Eğer ki bana bir şey yapılırsa ve bu adalet kartı gelirse. Peki benim arkadaşım niye üzüldü bu kadar? Çözüm yolu arıyorsunuz. Niçin çözüm yolu arıyorsunuz? Bir cimrilikle karşılaşmış olabilirsiniz. Veyahut da artık duygularınızı, enerjinizi akıtmadığınız bir olay veya birileri olabilir. Bir erkek mi sizin canınızı sıktı? Bakın, nasıl irdeliyorum sanki. Niye bu kadar meraklıyım acaba? Yani siz bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istiyorsunuz. Bir geçmiş bağlantı çıktı. İşle mi alakalı? Emeklerinizin karşılığını almak istediğiniz bir konu. Peki, kartlar konuşmuyor. Fazla bilgi vermiyor. Demek ki canınızı gerçekten çok sıkmış ve siz de pek de konuşmak istemiyorsunuz. Olabilir, tamam. Ama düzelecek, hiç merak etmeyin. Bakın, her şeyi değiştirip dönüştürmek niyetindesiniz. Şubat ayında bu çabucacık olacak mı benim arkadaşlarıma? Belirsizlikler var. Ayın 18'inden sonra köklü bir karar alacaksınız. Köklü bir değişiklik sizi bekliyor. Şimdiye kadar hiç yapmadığınız bir şeyi de yapacak olabilirsiniz. Davranışlarınız değişebilir. Tipinizi değiştirebilirsiniz. Yani giyim tarzınızı, saçınızı değiştirebilirsiniz. Yani size göre değişiklik, radikal değişiklik nasıl oluyorsa bunları yapabilirsiniz. Peki. Ve alacaksınız sanki. Beklediğiniz bir şey var sizin. Yani böyle sıkı sıkıya elinizde tuttuğunuz, evet ya bu benim olacak ya da bu benim hakkım zaten dediğiniz bir yerden bir para meselesi olabilir. Başka şeyler de olabilir. Ve sonrasında bunu elde ettikten sonra,
bu parayı yeni bir başlangıç yapacaksınız. İşte bu başlatma enerjisi. Bakın burada gelmişti. Başlatma kartımız burada. Üstüne hemen ne gelmişti? Tılsım ası gelmişti. Parayla ilgili de bu olabilir, bu somut adım veyahut da bu somut başlangıç güzel bir şey, sizi sağlama alacak bir şey olarak görülmüştü. Burada siz gelmiştiniz. Peki bu sizden yaşça büyük bir baba figürü burada çıktı. Bir adamın enerjisi, bilge bir adamdan bahsediyor. Bu adam neden sizinle ve hangi konuda? Size bir teklif sunmuş. Bir karar aşamasında olmuş. Bu kişi size evlenme teklifi etmiş olabilir. Bu kişi size duygularınızla hareket etmeniz sonucunda doğru karar vereceğinizi söylemiş. Yaşça büyük gerçekten de bir eril enerji olabilir. Doğru kararı verebilmeniz için kalbinizin sesini dinleyin diye akıl vermiş olabilir size. Ve bu adam size iyi akıl veriyor. Bundan hoşlandım. Evet, evet, evet. Belki bir evlilik konusu, belki bir eğitim konusu, belki bir iş konusu. Ama iş değil de daha çok da ya evlilik ya da eğitim diye algıladım sevgili arkadaşlar. Biraz böyle zihinsel çatışıyorsunuz. Bakın 5-5 geldi. Bu da 10 geldi. Yani sizde bir şuraya bir tane daha alacağım. Evet, harekete geçme ve başlatma isteğiniz var. Belki bir eğitim, yeni bir eğitime başlayacaksınız. Hukuk alanında bir eğitim almak isteyecek olabilirsiniz. Topluma faydalı olmanız gereken belki de bir tıp eğitimi alacak olabilirsiniz. Belki de destek bundan dolayıdır, böyle geliyordur. Veyahut da bir evlilik meselesidir. Bu kişiyle evlenmeli miyim diye düşünüyorsanız uygun çıkıyor. Ama şu anda bir beşli vakitler, ayın en fazla 10'una kadar bu kafanızdaki bulutlar dağılacak. Bu fikir çatışmaları dağılacak diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Çünkü iki tane eril dişil denge kartı geldi. Yin ve Yang eril dişil denge uyumu geldi. Çok güzel. Pekala. Haydi bakalım sorularımızı soralım. Ya da isterseniz çok sorguluyor musunuz? Neyi sorguladığınızı bir bakalım. Evet, tedirgin olduğunuz bir konu. Maddi kaynaklı sizi üzen şeyler. Maddiyatın ilişkinize veyahut da ilişkilerinize sirayet ettiği bir dönem olabilir. Neden böyle oldu diye konuşacak olabilirsiniz. Kendi kendinize veya konuşuyorsunuz. İçsel olarak çatışıyorsunuz. Ama bakın, bu ay, yani bu soğuk Şubat ayında size eşlik edecek olan gezegen Güneş. Şu altta da geldi Güneşimiz. Aldığınız akıllar süper. Sizden yaşça büyük olan kişi kocanız olabilir. Babanız olabilir. Çünkü bakın, baba figürü diyor. Olabilme ihtimali çok yüksek. Bu kişi size, babanız size doğru akıl veriyor, iyi akıl veriyor ve kısmetli ve kazançlı bir akıl veriyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Pekala. Bir ilişkisi olmayanlar. Şubat ayında. Evet, imparator. Yine böyle bir baba figürü, bir ilahi erkek, ilahi eril enerjimiz geldi. Yanına bir tane daha alalım bakalım. Evet, çok çalışmaya vereceksiniz kendinizi. Biraz böyle ilişkiniz yok ya şu anda. Hani daha böyle daha çok çalışarak mevkiinizi yükseltmeye çalışıyor olabilirsiniz. Belki o yüzden mevkiinizi çalıştığınız için veya da daha çok para kazanmak için veya da terfi almak için veya da zam almak için çalıştığınız için aşka bu aralar, yani bu ay özellikle de çok da hani ilişkisi olmayanlar, hani bu ayı yine böyle es geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir ilişkisi olanlar, ilişkide çok sorumluluk almışsınız. Artık önünüzü göremiyorsunuz. Bu ilişkinin nereye gideceğini de bilemiyorsunuz. Biraz evet, kendinize dinlenmeye ve yenilemeye alsanız iyi olur. Bakın bu kart da gelmişti zaten. Evli olanlar, eşiniz uzakta mı? Veyahut da eşinizle birbirinizi sevmenize rağmen zihinsel de olsa bir uzaklık mı yaşıyorsunuz? Şubat ayında yaşayacaksınız daha doğrusu. Evet, bir mahkeme. Şimdi evli olanlarda belki de biraz böyle uzak kaldınız, boşanmayı düşündünüz bazılarınız, bir kısmınız için, hepiniz değil. Fakat sonradan da bu mahkemeden de vazgeçecek olabilirsiniz. Aranız düzelecek çünkü bu kişi sizi seviyor, eşiniz sizi çok seviyor. Bir diğer anlamı ise biraz yine aranızda mesafe olabilir veyahut da işte zihinsel bir uzaklaşmış olabilirsiniz.
çok muhakeme ediyorsunuz. Sonradan da birdenbire, bakın burada sorgulama kartı geliyor, görüyor musunuz? Bunu sorgulamayın, bunu hemen bitireceksiniz. Ayın 13'ünden sonra buna sebebiyet verecek olan şey elbette ki eşinizden gelecek olan bin bir türlü olasılık, güzel olasılıklar, güzel konuşmalarınız. Belki de evliliğiniz için ne istediğinize karar vereceksiniz. Yani bir bebek haberi de olabilir, bir bebek isteği de olabilir. Aranızın düzelmesi için iletişimle alakalı güzel şeyler mevcut olacak sevgili arkadaşlarım. Pekala, Şubat ayında platonik olanlar, biraz böyle çevreden destek, yardım almanız gereken bir ay gerçekten de. Özellikle de Şubat'ın 3'ünden itibaren, yani hadi diyelim ilk 5 günü diyelim sizler için. Çok böyle bir araya geleceksiniz veya tam ayın 3'ünde, 13'ünde, 23'ünde de bir araya gelip bu kişi hakkında konuşacaksınız. Bir ilişki koçuna gidebilirsiniz. Bir astrolog, bir tarot okuyucusu, işte bir aile danışmanı veyahut da birisini bulacaksınız ve bu kişiye danışacaksınız. Birden fazla kişiye de danışabilirsiniz. Size göre aklı selim kimler varsa onlarla görüşüp bir kritik yapmak istiyorsunuz. Pekala, bunun sonucunda elinizin kolunuzun bağlı olduğunu, tabii ki platoniksiniz. Onun da aslında çok da böyle hareketli olmadığı, onun da böyle hareketsiz size karşı atılım yapmadığını konuşacaksınız. Sizin bulacağınız çözüm ya sizin annenizle alakalı, anneniz iletişim kurabilir ya da onun ailesinden yaşça büyük bir kadın iletişim kurabilir diye hissediyorum. Ya da hani şöyle bir şey yapacaksınız, bir tavsiye etmek. Hani şunu şunu tanıştırsak, ama bunu sizin arkadaş çevrenizden veyahut da aile çevrenizden birisi onun ailesine gidip yapacak olabilir. Böyle kurnazlıklar peşinde olacak olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Her şey sizin için en güzeli olsun. İnşallah Şubat ayında. Peki, ex partnerini bekleyenler. Ex partner. Bir dakika. Burada çok önemli bir şey var. Ex partnerinizi bekliyorsanız babasından getirdiği bir karma var. Ya da sizin karmanız var. Bu yüzden de ilişkileriniz hep böyle sanki sizin zamanınızı çalıyor gibi, sizin sevginizi çalıyorlar gibi geliyor size karşı. Ama bu karma bitecek. Bitecek ama bitti gibi yapacak. Sonra yine sizi böyle üzebilir. Çok değişik geldi burası. Birbirinize karşı kırıcı sözler söylemiş olabilirsiniz. Biraz can yakmış olabilirsiniz. Sonra bu ilişkinin boyunuzdan büyük, size yani sizi aştığını söylemiş olabilirsiniz. O da size söylemiş olabilir. Genelde biz bayanlar böyle şeyler söylemeyiz ama yani hep böyle erkekler pat 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 söyleyiveriyorlar. Ondan sonra da bizler de böyle tabii ki gereğini yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Altta kesinlikle kalmıyoruz. Burada susmuş birisi var. Bu siz olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. Erkek enerjisi daha çok var burada. Yine bir baba figürü var aslında. Bakın, hep baba figürü, baba figürü, baba figürü, baba figürü çok geldi. Biraz yaşlar olgun olabilir ya da dediğim gibi yaşlar eğer olgun değilse, 30-35 üstü değilse, ruhlar olgun sevgili arkadaşlar. Ruhlarınız çok olgun görünüyor burada. Peki ne olur Şubat ayında ex partneriyle, benim arkadaşım, dengeye gelirsiniz. Aranızdaki bütün bu çekişmeler, bütün bu kavgalar, hepsi aslında bir şeyleri farkına varıp dengeye gelmeniz. Ya ben bu kişiyi böyle bunu yaparak üzmüş müyüm dediği noktada karşı taraf ne yapıyor? Farkındalık çalıştırıyor ve dengeye geliyorsunuz. İşte telafi etmeye çalışıyorsa dengeye geliyorsunuz. Ama yine bir şey yapmıyorsa, böyle bu kadar suskun ve sessiz duruyorsa, yapacağınız bir şey yok elbette ki. Peki harekete geçecek mi bu ex partner? Ah, karma, karma tutuyor. Ex partneri karma tutuyor. Pekala, nedir bu karması? Öfkelendiriyor. Tamamlanma enerjisinde ikilem yaratıyor. Bu kişi tamamlanma enerjisine geçemiyor bir türlü sevgili arkadaşlar. Yay burcu kadınları. Şubat 2023'te ex partnerini bekleyenler. Biraz zorlu gibi ama karması çalışıyor. Yani sizlik bir durum yok aslında. Hani ben acaba sizde mi karma var? Çünkü çok kolektif baktığımız için
videoyu kaç kişi izliyor, yani hepsinin hikayesi farklı farklı. Kiminin benzer olabilir ama karşı tarafın karmasının çok kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Yani kuvvetli ihtimalle karşı tarafın karması var. Böyle söyleyeyim. Evet, doğru kelime bu. O yüzden dilerseniz gelirsiniz, karşı tarafın yani ex partnerinizin karmasına bakarız. Nasıl düzeltebileceğimize bakarız. Evet, Şubat 2023 Yay burcu kadınları, sizler için de yorumumu yaptım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü benim güzel enerjilerim kanalıma abone olan arkadaşlarıma daha çabuk geçiyor. Daha çabuk böyle hemen alıyorlar enerjileri. Ve ne yapıyoruz? Mart ayında görüşmek üzere diyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Aşk sizinle olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.